merhaba. Bugüne kadar hakkımda çıkan ipe sapa gelmez yığınla iddiaya cevap vermedim. Niye? Çünkü Türkiye hayatımı 6 yıl önce sonlandırdım. Bir avukatım yok. Hakkımda dava soruşturma var mı ne kadar var ne aşamada haberim de yok. Fakat şu yu vukuundan beter bir yalan haber dolaşıma girdi yeni. Barış Terkoğlu bir yazı yazdı ve Baylok'un kurucusu denilen David Keynes'in ifadeleri üzerinden beni onunla ilişkilendirdi. Üniversitede aynı evde kalmışız. Hatta o evde Çağrı Erhan ve Ahmet Böken de varmış. Yalan değil, kuyruklu yalan. Tenezül edip gene cevap vermezdim ama takipçilerimden çok mesaj geldi. Beraber kaldınız, doğru mu diye. Baktım olmuyor, tek tek cevap vermeye yetişemiyorum. İki dakika video çekmek gerekti. Baylok'un sahibi denilen David Keynes'i tanımam bilmem. Aynı evde kalmadık. Çağrı Erhan tanımam bilmem. Hiç karşılaşmadık. Aynı evde kalmadık. Ahmet Böken Uzun yıllardır tanışırız ama aynı evde kalmadık. Kalsaydık bunu saklamazdım. Zekasına itimat ettiğim nadir gazetecilerden biridir Ahmet Böken 5 yılı aşkındır hapiste. David Keynes birkaç ay önce Türkiye'ye getirilmiş. Avukatı diyor ki tutuklanmasını beklemiyorduk. Demek ki anlaşma yapılmış. Baylok yüzünden on binlerce kişi içeride tutulurken aynı yargı Baylok'un sahibini sessiz sedasız bırakıyor. Yığınla tuhaflık. Misal ilk ifadesinde geçmeyen isimler son ifadesine eklenmiş Çağrı Erhan, Ahmet Böken gibi. Hoş bütün ifadelerinde benim isim var ortak payda. Birilerini belli ki bayağı rahatsız etmişiz. Ama yani böyle andıçvari devletin kullandığı isimlerin ifadeleri üzerinden özel eklemelerle kişilere operasyon yapmaya ne gerek var? Geçmişin Ertuğrul Özkökleri, Zafer Mutluları gibi birileri de alıp bunları servis etmeye ne kadar hevesliymiş. Bakın kişiye bakmak gerekir savunduğu tezi ya da teoriyi hakikate olan aşkından dolayı mı öyle söylüyor yoksa davasına olan sadakatinden mi bir gruba düşmanlığı benimsemiş ve kariyerini buna bina etmiş isimlerin söylediklerine hep ihtiyatla yaklaşın çünkü onlarınki hakikat arayışı değil başka son not bir tavsiye geçmişte eleştirdikleri yöntemleri şimdi misliyle hasımlarına yönlendirenden uzak durun